Soma'dan tüm seyircilerimize selamlar. Kaykan Müslim markasındayız. Şu anda yanımda buranın sahibi, hatta soy ismini veren Yahya Bey var. Nasılsınız Yahya Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımızda. Burada olduğumuza çok memnun olduk. Çünkü Soma'nın, hatta Manisa'nın ilk bu alandaki markası diyebiliriz buraya. Aynen. Süper. Neler yapıyoruz burada? Hangi ürünler var? Nasıl başladık? İlk önce sizi tanıyalım, sonra devam edelim. Kısaca anlatayım. Adım Yahya. Soy ismi dediğimiz gibi Kaykan. Almanya'da 2018 senesine kadar Almanya'da ikamet ediyorduk, Almanya'da kaldık. Gıda sektörüne Almanya'da da ilgiliydik. Ülkemize geri dönüş yapınca 2018 senesinde enerji sektörüne girdik. Enerji sektörüne tercümanlık yaptıktan sonra, makine teknikeriyim normalde, gıda alanında Almanya'da öğrendiklerimizi faal olduğumuz alanda Türkiye'ye getirelim dedik. Yani müsli Türkiye'de pek yaygın olmadığı için burada da üretimi yapmayı düşündük. Tamamen doğal bir müsli üretmeye karar verdik. İnsanların kimyasaldan uzak, koruyucudan, renklendiriciden uzak, şekerden uzak. Zaten doğanın kendisine, meyvelerini kendisine verdiği şekeri zaten var. Tahıllarda da var. O açıdan, yani sağlıklı beslenme açısından, işte çocukların sütle ilişkilerini geliştirme açısından, çünkü çocuk gelişiminde süt çok önemli. Bunu sağlıklı nesiller yetiştirme adına bu uygulamaya geçtik. Hem Soma'mıza geldik. Soma'mızda istihdam sağlarız diye düşündük bu alanda. Zaten buralıydınız. Almanya'da öğrendiğiniz teknolojiyi, öğrendiğiniz müsliği buraya taşımak, hem kendi memleketinize fayda sağlamak, istihdam sağlamak, yerli üreticiye de destek vermek istediniz. Aynen o şekilde düşündük. Çünkü coğrafyamız zaten müslinin içine bakıldığı zaman, ya işte yulaf olsun, arpa olsun, buğday veyahut da kuru meyveler olsun, en bereketlisinin, en lezzetlisinin bizim coğrafyamızda yetiştiğini düşünüyoruz. Yani o amaçla ileriye dönük de zaten işte yurt dışına açılacağımız için bizim buranın lezzetlerini oraya taşımak istiyoruz. Çünkü en iyisini, en lezzetlisini bizim yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi toprağımız çok bereketli. Dört mevsim yaşayan bir ülkedeyiz. O açıdan bu işe girdik sonra. Yani röportajdan önce de konuştuk zaten. Aslında bu müsli dediğimiz şeyin içindeki bütün meyveler, kuru yemişler bizim ülkemizde en çok bilinen, tanınan, dünyada bizim ülkemizden tanınan yiyecekler. Ama dünyada bunları birleştirip müsli diye bütün kahvaltılarda ülkelerin vatandaşları kullanıyorlar. Neden bizde olmasın? Bizim kendi üretimimiz olmasın. Başka markaların, yabancı markalarınkini kullanalım. Bundan sonra Yahya Bey burada devreye girdi hemen. Hem Türkiye dört bir yanına hem de dünyaya gönderim yapıyorsunuz artık. Aynen. O şekilde, yani dediğimiz gibi biz müsliyi biz bulmadık ama en iyisini, bizim en lezzetlisini bizim yaptığımızı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi toprağımız çok zengin. İnsanlarımız, çiftçilerimiz çok çalışkan. Yani hem onların işte örneğin cevizi burada yakın bölgede. Evet, onu soracağım. Nerelerden alıyoruz? Yakın bölgemiz Savaştepe'den alıyoruz. Mesela yulafı Bursa'dan alıyoruz. İşte kayısı Malatya'dan alıyoruz, fındığımızı Ordu'dan alıyoruz. Mümkün mertebe yerli üreticiden. Yani daha kalitelisi zaten yurt dışında da yok. Sadece daha ucuzu var. Onlar da bizden alıyorlar değil mi aslında? Aynen. İşin gerçeği onlar da bizden alıyor. Yani veyahut da Çin'den gelen ürünler var. Ucuz ama işte GDO'lu, ucuz olduğu için içinde ne olduğunu bilmiyor. Aynı tadı vermiyor. Aynen. Burada amaç sağlıklı beslenme olduğu için güvenilir kaynaklardan almak, yerli üreticiden almak, hem ülkemize döviz kazandırmak, hem istihdam sağlamak. Bu şekilde çıktık yola yani. Süper, ne güzel. Zaten istihdam da sağlıyorsunuz. Burada kaç kişi çalışıyor? Üretimi burada yapıyorsunuz, paketlemeyi burada yapıyorsunuz. Aynen, değil mi? Evet. Şimdi aile şirketiyiz diyebiliriz ilk etapta. Önceden enerji sektöründe çalıştığımız için 5 arkadaşımız var bize. Arkada imalathanemiz var, yardımcı olan. Kendi oğlum da aynı şekilde bizle beraber. Manisa'da bir ekibimiz var. Dijital şeylerle ilgilenen, dijital platformlarla ilgilenen, sosyal medyayla ilgilenen. Aynı şekilde işte sitemizin gelişmesine katkı sağlayan Atölye 45 adında bir ekibimiz var. Web ekibimiz var. Genç bir de dışarıdan aldığınız danışmanlık aldığınız sağlık sektöründen kişiler var değil mi? Bu çok önemli. Tabii. Gıdaların güvenirliği ile ilgili tek başınıza karar vermiyorsunuz. Hayır. Yani zaten Soma'ya geldiğimiz zaman bize neden Soma dendi? İşte hem ilk etapta memleketimiz olması hasebiyle, hem de
Soma'da müthiş bir şey var. Eskiden şey derlerdi ya, imece usulü çalışma şekli var. Bir dayanışma var. Bir size dayanışma çok destek yani, oldular anladığım kadarıyla. Evet, yani özel bir hastanede doktorumuz var, Mustafa Bey sağ olsun, mikrobiyoloji uzmanı. Yani bu ürünün işte faydalı bakteriler üretmesinde incelemelerde bulundu. Ondan tam destek alıyor. Diyetisyenlerimiz var, Ecem Hanım var, Kübra Hanım var. Yani sağ olsunlar her konuda bize içindeki karışımların bilgisinden tutun da işte insan sağlığına etkisine kadar sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Danışmadan zaten uzmanlara danışmadan hiçbir şekilde şey yapmıyoruz, üretime geçmiyoruz. Kaç çeşit ürünümüz var şu an? Bizim hazır 5 çeşit ürünümüz var. Bir de insanların, kişilerin sayfamıza girip kendi karışımını oluşturabileceği bir platform var. Orada da şu şekilde, yani hazır karışımlarda örneğin meyveli müslümümüzde incir var. Belki kişinin incire karşı alerjisi varsa kendi karışımını oluşturup mesela inciri muaf tutabiliyor. Veyahut da işte kuru yemişlere karşı bir herhangi bir alerjisi varsa olabilir. Şey yapabiliyor yani. Kuru yemişti, sadece meyve alabiliyor. Evet, bu çok güzel bir şey. İstediği şeyleri çıkartıp ekleyebiliyor, kendi ürününü oluşturabiliyor. Aynen, kendi karışımını kendi oluşturabiliyor. Yani herkes bir şekilde müsliyi kendi de yapabiliyor sayfamıza girdikleri zaman. Özel olarak, kişiye özel olarak burada üretiliyor. Hatta aynen, ambalajları aynen. Da kişiye özel oluyor anladığım aynen, kadarıyla. Aynen. Ve yani tamamıyla geri dönüştürülebilir ambalajlarla siz aynen, üretim çevre yapıyorsunuz. Dostu, evet, evet, çevre dostu ambalajlar kullanıyoruz. Kişi zaten ürün ismi de yani onların kendi karışımını yaptı. Bana özel, yani kişiye özel. Bir de siparişler geldiği zaman hazır ürünümüz yok. Yani siparişler geldiği anda hazırlanan ürünlerimiz var. Evet, bu gördüğünüz, seyircilerimizin şu anda gördüğü bütün ambalajlar boş. Hepsinin evet. İçi kişiye özel olarak zamanında dolduruluyor. Aynen, evet. O da üretim tarihinden anlaşılıyor zaten. Üretim, mesela sipariş bugün verildiyse, bugünün tarihiyle 40 gün bir raf ömrü var. 40 gün raf ömrümüz çünkü tamamıyla doğal ve koruyucu içermiyor. Evet, koruyucu içermediği için zaten 40 gün yani 10 gün içinde de tüketilebilecek bir ürün. Ama gramajı da çok yüksek bu arada gördüğümüz piyasada ürünlere göre. Evet, 600 gram gramajı. Örneğin 60 gram bir öğünü tekabül etse, kişiye göre değişir tabii. 10 öğün gidebilecek bir şey ürün 600 gram olduğu için. Yani o şekilde geri dönüşümler de bu arada çok iyi. Türkiye'nin dört bir yanına gönderdik. En son Van'a gönderdik. Oradan çok güzel pozitif şey yorumlar aldık. Kafelerden veyahut da otellerden talepler var bu yönde. Ha ne güzel yani toptan da üretim yapıp gönderebiliyorsunuz. Tabii tabii gönderiyoruz. Onlardan Antalya'dan mesela otellerden bir talep var şu an. Yani iyi, geri dönüşümde pozitif. Soma sizi zaten kucaklamış, dediğiniz gibi dayanışma olmuş. Eminim tüm Türkiye, ardından da dünya, Almanya'ya da gönderim yapmışsınız. Bunu kabul edecek ve bir marka değeri olacak diye düşünüyorum sizden. İnşallah. Yani hedefimiz zaten ilk önce Türkiye, sonra dünya. O da şu şekilde, bunun zincirleme bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Yani işte ne kadar çok meyve tüketilirse veyahut da işte doğadan ne kadar faydalanırsa o kadar ağaç dikilecek demektir. Bu da nedir? Çevremizi yeşillendireceğiz, dünyayı yeşillendireceğiz. Çocuklara örneğin müsliği sevdirirsek çocuk gelişiminde bir katkımız olacak. Kemik yapıları kalsiyumdan dolayı faydamız olacak. Zor çünkü değil mi çocuklara kuru kuru bir şeyler yedirmek? Tabii tabii yani. Ama sütle kahvaltıda olunca. Tabii tabii sevdirmek yani. İçinde sütü güzel sevdirmek. Meyveler. Evet, sütle yenilebiliyor, kefirle veyahut da yoğurtla yenilebiliyor müsliler. Çocukların da işte dediğim gibi hem süt alıştırmak veyahut da süt ürünlerini alıştırmak, sütü sevdirmek çocuk gelişiminde çok önemli. O yüzden çocuğa özel, çocuklara aynen. Özel ürünümüz de var. Evet. Yani sadece çocuklar için değil de hepimiz için geçerli tabii ki. Süt. Aha. Türkiye'de süt tüketimi yıllık kişi başına 34 kiloya tekabül ediyor. Bu İrlanda'da 125 kilo kişi başı düşen süt oranı. Almanya'da 60 kilo. Yani biraz düşüyoruz bu konuda. Bayağı, evet. Bir de biz müsli işine girdiğimiz zaman araştırmasını da yaptık. Yani Türkiye'de 1970'li yıllarda tez yazılmış. Bununla ilgili müsliği yani işte sütü sevdirmek için müsliği Türkiye'ye getirelim falan diye pek şey anlamamış, sonuç anlamamış. 90'lı yıllarda bir deneme daha olmuş.
Ama şimdi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bizim de bunda inşallah halkımızda zaten bilinçli vatandaşlarımıza doğala olan yönelimleri arttıkça bu ürünlerin yaygınlaşması da çok daha kolaylaşıyor. Siz zaten gıda sektöründe de tecrübelisiniz. Almanya'da da yaptığınız işler var. O yüzden bu alanda da eminim çok başarılı olacaksınız ama şunu merak ediyorum. Pandemi döneminde başladınız. Bu sürecin size etkisi olumlu mu oldu, daha çok olumsuz mu? Online satışlarınızı yaptınız evet ama üretiminizi nasıl etkiledi? Vallahi işin gerçeği olumlu bize yansıdı. Çünkü insanlar pandemi döneminde şeye daha çok önem vermeye başladı. Sağlıklı tüketime. Bağışıklığı güçlendirmek için buna yöneldiler. Aynen. Bağışıklığı güçlendirmek için, metabolizmayı hızlandırmak için müşteriye yöneldiler, araştırdılar. Bize işte canlı desteğimiz var sayfamızdan. Oradan çok soru soran oldu. Biz de elimizden geldiğince... Öyle mi? Size mi ulaşıyorlar? Bize ulaşıyorlar. Eğer bizim yetmediğimiz yerlerde diyetisyenlerimize veyahut da doktorumuza yönlendiriyoruz. O şekilde insanları aydınlatmaya çalıştık ama İnsanımızda merakı var yani, işte sağlıklı beslenme nedir, işte bağışıklığı nasıl güçlendirebilirim. Bir de bir şey var, mesela Avrupa'da bu müsli veyahut da Amerika'da çok yaygın, şu şeyden dolayı yaygın. Neden? İnsanlar bir zaman baskısı altında, işe giderken işte Türkiye'de mesela nasıl simit poğaça iniliyorsa, orada hızlı kahvaltı, belki filmlerde görmüşsünüzdür, 400 kartonlar var. Hemen mısır gevreği, yulaf hemen halledilir. Bizde bu simit alışkanlığından biraz uzaklaşıp buna kaymamız çok aslında iyi olacak sağlığımız için. İyi olacak diye düşünüyoruz çünkü karbonhidrat oranı çok yüksek şeyde, simitle, hamur yiyeceklerde. O Avrupa'da yapılan veyahut da Amerika'da yapılan, hepsi için demiyorum ama çoğunda da rafine şeker oranı çok yüksek. Bizimkilerde sıfır rafine şeker, ek ilave şeker yok zaten. Yani dediğimiz gibi inşallah belki de bizim de Avrupa'ya veyahut da Amerika'ya şeyimiz olduğu zaman, satışımız olduğu zaman onları da sağlıklı beslenmeye teşvik ederiz. O açıdan bakıyoruz yani. Aynen öyle, çok güzel. Siz zaten hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de aynı şekilde dünyaya gönderim yapabiliyorsunuz. Anlaştığınız firmalar var, online satış siteleri var. Aynı zamanda kendi sitesi de var. Kaykan'ın direkt olarak online olarak da oradan sorularınızı yöneltebilir, alışverişinizi yapıp kendi özel ürününüzü tasarlayabilirsiniz sevgili seyirciler. Biz çok memnun olduk tanıştığımıza. Son olarak seyircilerimize söylemek istediğin şeyler var mı? Seyircilerimize sağlıklı beslenmelerini, çevrelerini korumalarını, yani buna biraz önem vermelerini rica ediyorum. O da şu açıdan, yani gelecek nesillere temiz bir çevre, yeşil bir çevre, temiz bir toplum, gelişmiş sağlıklı nesiller yetiştirirsek bunu milli görevi olarak görmelerini istiyorum nacizane. Biz de üzerimize düşeni yapacağımıza buradan söz vermiş olalım. Bu zincirin çok büyük bir halkası burada Yahya Bey. Biz de o zincirin birer halkası olursak ne mutlu bize efendim. Küçük bir tüyo da alayım. Yeni eklenecek ürünlerimiz var mı? İleride inşallah. Yani şimdi sitemiz Almanca, İngilizce olmak üzere iki dile daha çevriliyor. İleride şeyi de düşünüyoruz. Yani mesela çilek ağırlıklı olabilir. Yaban mersini ağırlıklı olabilir. Sadece bir şeyin ağırlığını koyabiliriz veyahut da daha hafif yiyecekler veyahut da şeyden gelen, müşterilerimizden gelen talebe göre ürün çıkarmayı düşünüyoruz. Süper, ne güzel. Ürün yelpazesi de genişleyecek. Zaten bu ürünler de eminim ki satılmaya çok daha ileriye devam edecektir. Tekrardan çok memnun olduk tanıştığımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Yahya Bey'den çok değerli, çok önemli gıda alanına, işe alanına bilgiler aldık. Burada biz daha da devam edeceğiz. Kaykan Müslü'de kalmayan ürünlerini, imalathanesini inceleyeceğiz. Bizden tam olarak tam notu alacaktır Yahya Bey eminim ki. Siz de ürünlerine bahsettiğimiz online satış sitelerinden, web sitelerinden ulaşabilirsiniz efendim. Sevgili seyircilerimize buradan duyurmuş olurum Kaykan Müslü'yü.